الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم في القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إياك والتسويف بالتوبة وإياك والغرة بحلم الله عنك Onun için her gün tövbe ederiz elhamdülillah. Sabahta akşam da ediyoruz. Ama bu böyle dilimizin söylediği tövbe hakiki bir tövbe değildir. Hakiki tövbe dilin söylediğini tatbik etmektir. Hareketlerini ona göre düzeltmektir. Yoksa hareketler hep bozuk oldukça yapılan tövbeler o bir sözden ibaret kalır. Ve seni aldatmasın Allah-u Teala'nın halim oluşu. Yani biz kabahatler yaptıkça Allah bize ceza vermiyor. Buna aldanma. Ahiret için senin defterine onlar yazılmaktadır. Yarın onlar senin karşına çıkacaktır. Onun için sen onlara hiç tenezzül etme. Yine bak bir tane daha. İyyak ve sahibe su. Bu da çok mühimdir. Kötü arkadaştan son derece sakın. Arkadaşın kötüsünden son derece sakın. Ne kadar iyi olursan ol, hatta evliya da olsan. Arkadaşın kötüsü seni yoldan çıkarır. Seni yoldan muhakkak. Onun için Hazreti Abbas olsa gerekir. Sormuşlar da bir adam şöyle ibadet taatı var ama konuştukları, görüştükleri de şunlardır demişler. Ha, neticesine bakın, o da onlara iltihak eder olmuş. Filan adam çok kötüdür, her şeyi yapıyor ama görüşüp konuştukları da sılahadır demişler. O da netice itibariyle o sılahalara karşı demiş. Onun için kötü dosttan son derece korkutuk. Kötülüklerin hududu yok tabii, bir sürü kötülük var dünyada. Her şey. Evvela namazsızlık en büyük kötülüktür. Namazı olmayan. İbadeti, taatı, orucu yok, şusu yok. Bu kötülüklerin başında gelir. Onun arkasından sırala öteki kötülüklerle, öteki kötülüklerle beraber o adamla dost oluyorsan felakettir bir şey. Bakın, teinnehu kıtfasu minennaf. Kötü adamla dost olmak ateşten bir parçadır yani. La yenfe'uke vüddü. Onun dostluğundan katıyan istifade edemezsin. Kötü adamın dostluğundan katıyan fayda edersin. Ve la yefilike bi'an. Hiçbir zaman sözünde de durmaz. Sözündeyim abla. Sana şöyle yapacağım, böyle yapacağım der. Netice olmaz. İyyâkum vel hıyâne. Fe innehâ bi'setil bitâne. Hıyanet malum. Siz sakın bu hıyanetliği kendinize mal etmeyin. Hain olmayın yani. Hain cemhiyen. Yani. Bi'setil bitâne. Hainlik çok fena bir şeydir. Ve iyyâkum vel zulm. Sakın zulm de yapmayın. Zulümden de sakın. Fe innehu zulübâtun yevmel gıyâne. Çünkü zulümlerin akıbeti yavm-ı kıyamette karanlıklar içerisinde kalmasına vesile olacaktır. Ve iyyâküm ve şük. Sakın ha. Sıkılıktan da sakınınız. Korkunuz. Kaçınınız. Fe inneme ehleke men kâne kablüküm. Sizden evvelki insanların ölümüne, mahvına, helakine sebep olan eşşük. Bu sıkılıklarıydı. Şimdi bir kardeşten dinledim de dersin şeysinin mevzuna denk geldi. İhtiyaç sahiplerine yardım kampı açmışlar aylardan beri. Bu yardım kampında ancak bugüne kadar 250 bin lira kadar bir para toplamış. Ki Türkiye'nin her tarafından buna iştirak edildiği halde 250 tane mücrime, yoksula, garibe biner vermişler. 250 tane yoksula böyle bir 1000 lirendir, bir aylık, bilemedin 2 aylık. Halbuki o adam hayattan da mahrum olmuş bir durumdadır. Ona daimi bir yardım. İsterken koca memleket ancak 250 bin lirayı kaç aylarda yapabilmiş? Karşıdaki tabaka, işte siz de bak, gülüyor yani bize. İşte sizin himaye edeceğiniz güç ne olduğunu kendiniz gösteriyorsunuz. 10 para etmez adamlarsınız demek istiyorlar bize. Sebebi? 5 lira, 10 lira, 2 gram. E ne olur bundan? Bir şey olur. Halbuki şefaat alemine gelince insanlar yüzleri, binleri, gözleri görmüyor. Yüzü, bini bir akşamda harcaya veriyor. Hayra gelince sıkıyor da sıkıyor, 5 yeter diyor. Bu sıkılığın neticesi
fesefekû dimâ'ehum. Bir birbirlerinin kanlarını akıtmaya kadar ileriye götürdüler. Ve kata'û erham. Birbirlerinden de ayrıldılar. Ne akrabalık, ne dostluk, ne bir şeylik kalmadı. Çünkü vermiyor. Vermeyince öteki tarafta küsüyor, ver iki tarafta küsüyor. Ayrılıkları sebep oluyor. İyyâkum ve kibr. Şimdi yine Efendimiz bizi inşaat sadatında. Sakın ha, kibirden de son derece sakın. Fe inne iblis hamalehul kibru ala en la yesjude li adem. Kibir şeytanın sıfatıdır ki Adem aleyhisselam Cenab-ı Hak secde et dediği halde ben ondan üstünüm diyerekten yapmadı. Hem cehlini ispat etti hem de Allah-u Teala'nın emrine inkıyat etmediğinden dolayı kibir şeytandan miras olaraktan kimde varsa onun üzerine şeytanın sıfatlarından bir sıfat gelmiş demektir. Bir, günahların kökünü söylüyor. Birisi kibir. Bu şeytandan gelme. İkincisi, ve iyyâkum vel hırs. İkincisi de hırstan son derece sakın. Hırs. Ha şunu da yapayım, ha bunu da yapayım. Derken Ezrail bir gün yapışır yakısına. Ha şu işlerde duruyor. Ya Ezrail bırak bakalım. Yok hani. Hırs. Fe inne âdem hamelehül hırs alâ en ekele mineşşecere. Hazreti Adem de cennette yaşıyordu. Biz de yaşayacaktık belki değil mi? Hikmet-i ilahi buraya karışman gelmez de. Orada yememekle emrolunduğu şeyi yemeseydi kendinden çıkmasına un hırs şunu da yiyin hırsı en nihayet bütün cennet nimetlerinden uzak kalmasına vesile oldu. Yani hırs sizin bir ahara elinizdeki nimetlerinin de gitmesine vesile olur. İki. Üçüncüsü ve iyyâküm vel hasad. Sakın ha haset de yapmayın. Üç şey. Kibir, hırs, haset. Kibir Adem Aleyhisselam'ı cennetten çıkardı. Hırs Adem Aleyhisselam'ı cennetten çıkardı. Kibir, şeytan sıfatı secde etmedi. Hırs, Adem Aleyhisselam'ı cennetten çıkardı. Haset de, ve inne beni Adem, innemâ katel ehaduhumâ sahibehu haseden. Kabil'in Habil'i katletmesi de, bu da ilk hasedin şeysi oldu, eser oldu. Fehünne aslu külle katıya. Kibir, hırs, haset, bütün günahların, kabahatlerin, fenalıkların kökü babası oluyor. Bu üç kökten son derece sakınmak lazım. Kibir, hırs, haset. Ama insana sorarsın, yok bende kibirdir. Hırs hiç yok der. Haset, hiç gözüm yok kimsenin olmadı. Ama yokla kurtulan pek azdır. Bu da şayan dikkat bir ders. İyyâkum vel ikrat. İyyâkum sakının. İkrat, zelil ol. Zillet mertebesi düşmekten sizi tahzir de ederim. Ey ümmetim, zillet haline düşmeyiniz. Zelil olmayınız. İkûne ahadüküm emîran. Sizden biriniz emir olur. Ev amilen. Ya bir işin başında. Fete'til ermeletü vel yetimü vel miskin. Şu üçünden birisi gelir. Yetim, miskin, efendim, dul bir kadın gelir. Amirine diyor. Bir iş için müracaat ediyor yani. Böyle bir işim var diyor. Fe yukali okut. Otur şurada derler. O kadar. Otur şurada derler. Oturur orada. Hatta yanzura fi hacetike. Bakalım işine. Otur şurada derler. Fe yutrakûn mukreddîn. Onu zelil olarak orada bırakırlar. Kulak asan olmaz ona. Çünkü ne söz var söyleyebilecek söz var, ne de niçin yapmıyorsun diyebilecek bir kudreti var. Bir şey yok. Orada o bekler bekler akşam olur bakar ki işi yok yapacak adam yok çekilir gider. La tukda lühüm hace. Haceti yapılmaz oturur durur orada. Hiç kulak asan da yok olmaz. İyi bir ders. Ve la yü'meru. Kimseye de demezler ki bakıverin ya şunun işine diyen de olmaz. Feyen fadlu. Çaresiz kalırlar giderler. Doğru. Bakın şimdi. Ve yeti er-recul gani. Bir şerif. Bir adam daha gelir. Bu amile. Ama şerif adam. Sözü geçen. Gani adam. Zengin adam. Gelir. Feyekuduhu ila canif. Buyurun efendim. Ayağa da kalkar. Derhal ona bir yer göster. Buyurun efendim. Sümme yekul maacidik. Nedir arzunuz efendim? Sorar. Nedir arzunuz? Ne istiyorsunuz? Niçin geldiniz? Feyekul haceti keza ve keza. Der ki şu işim için geldim. Feyekul ikdu haceti vacilu. Derhal kumanda verir, emir verir. Bu adamın işini çabuk. Çabuk, acele yapın. İkide bir telefonda vurur. Oldu mu? Çabuk.
siz bu duruma düşmeyin. Öyleyse ne yapmak lazım? Siz söyleyin şimdi. Bu duruma düşmemek için ne lazım? Bu hepsimizin bugün düştüğü bir durumdur yani. Bu durumdan kurtulmanın çaresi nedir? Allah hepimizin yardımcısı olsun yani. İyyâkü ve kesretel hadîs annî. Kal aleyye fel yekul hakkan ev sıdkan. Ve men tekavvel aleyye mâlem ekul fel yetebevve mekadehu minen nâr. Sonra bu hadis nakilciliği çok mühim bir derstir. Mesela buradan dinliyorsunuz, başka hoca efendilerden dinliyorsunuz. Biri gerek cümlesini, gerek kendi manasını başka tarafa hemen ben filan hocamdan duydum. Ya filan kitapta okudum. Peygamber Efendimiz böyle demiş. Fakat 10 tanesi eksik, 10 tanesi de zahittir söylerken. Ya eksik söylemiştir, ya fazla ilave etmiştir söylemiştir. Yani bunları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zem zaten. Tamamıyla hiç eksiksiz zapt edebiliyorsan, bu eksiksiz olarak zapt edebildiğini nakledersin. Vah, eğer tam manasıyla nakledemiyorsan, ki ya eksiktir ya fazladır. Buna cevaz yoktur. Bunlar böyle hemen lalet tayin ağızlarından kaçırıp da böyle dedi diyerek söyleyenler cehennemde yerlerini hazırlasınlar, ona göre konuşsunlar. İyyâku ve da'vetel mazlum ve inkânet min kâfirin. Mazlumun duasından da sakının. Mazlum, zulmolunan adamın duasından da sakının. Ve inkânet min kâfirin. Eğer o mazlum gavur da olsa, mazlum olan insan gavur da olsa onun bedduasından sakının. فَاِنَّهُ لَيْسَ لَهَا حِجَابٍ دُونَ اللّٰهِ عَدَىٰهِ. Şimdi hepimiz Allah'ın kuluyuz. Allah yalnız Müslümanların Allah'ı değil. Bütün mahlukatın sahibidir. Rabbül Alemin. Binaenle bu beğenmediğimiz gavur da o da Allah'ın kulu. Onu da o yaratmıştır. Binaenle ona zulüm olmasına o da istemez Allah. Zulüm olunduğu takdirde ya Rab bak şunların bana yaptığına dediği vakitte Cenab-ı Hak onun cezasını verecektir. وَاِيَّاكُمْ وَمَحَقَّرَاتِ الزُّنُوبِ. Bundan bitiyor. فَاِنَّمَا مَثَلُ مُحَقِّرَاتِ الزُّنُوبِ كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا بَطْنَ وَادٍ فَجَاءَ ذَابِعُودٍ وَجَاءَ ذَابِعُودٍ حَتَّى حَمَدُوا مَا أَنْضَدُوا بِهِ حُبْزَهُمْ فَاِنَّ مُحَقِّرَاتِ الزُّنُوبِ مَتَى يُقَذْ بِهَا صَاحِبَا تُفْلِكُهُ. Günahların ufakları var ya, muhakkirat-ı zünub dedi. Hani hiç şey mesabesinde. Mesela bakışları söyleyelim şimdi. Bakışlar, adam ne olacak? Bak veriyoruz. Muhakkirat. Ya buna benzer. Mesela sigarayı da onun arasına sokabilirsiniz. O da muhakkirattandır. Yani hiç mesabesinde olan günahlar. Fakat bu ufak günahlar diyor. Yani şuna benzer ki. Bir cemaat bir yere toplanmışız. Herkes doğrulmuş. Birer tane çubuk. Bir şeyler toplamış yani. Getirmiş. Bakarsın bir öbek olur. Bundan bir şeyler yapılır. Yemekler pişirilir, ekmekler pişirilir, yemekler pişirilir filan. İşte o ufacıklardan oldu bu. O ufacıklar toplanınca bak büyük bir ateş meydana gelebildi. De buna diyorlar. Şimdi kızılcım var ya, çakmaktan çıkan kızılcım var, civarayı yapıyor işte çakmak. Efendim şerare diyorlar, kızılcımdır, aletepten çıkıyor, evi yapıyor. Kapalı çarşının yanmasına da kontak diyorlar mesela. Ucel yan şeyleri çarpa çarpa yapıyor ortalığı. Ufak bir şey ama koca bir memleketin yanmasına, koca bir mahallenin yanmasına, koca bir evin yanmasına sevap oluyor. Nedir? Ufacık bir kızılcımdır. Günah da böyledir. İnsanların bütün amalini yapmasına sevap olur. Onun için günah ufaktır diye onu benimsememek yapma. Ufağından da kaç ki büyüğüne hiç yanaşmazsın. Ufağından korkmazsan büyüğünü de yaparsın sana. Allah cümlemizi affetsin de. Tevfikatı samadhaniyesine masal eylesin. Şimdi bu ben çıkan bir ders. Allah-u Teala'yı sevmek lazım. Allah-u Teala'nın sevgisi ona olan hürmet ve saygının neticesidir. Hürmet ve saygıyı ne nispetleyse Allah'a karşı o kadar içeriye ne kadar korku sokabildiysen Allah'a karşı sevgin o kadar olur. Allah-u Teala'dan korku, haşyet yok ise sevgi yalandan ibarettir. Binaenaleyh Allah Celle ve Aleyhi kainatın sahibi, varlıkların sahibi, hepimizin sahibi, ahirette cennet nimetlerle bizi inam edecek, cennetlerine koyacak varlık sahibi olan Hazreti Allah'ı sevmek hepimizin hakkı iken günahlardan korkmak suretle havfu haşyet, yani burada ne yaparsam Allah'ım beni görüyor ve biliyor, o bu benim defterime geçiyor.
defterime geçiyor. Teypler nasıl hadiseleri bugün zapt ediyorsa, vücut teypleri de onları zapt ediyor. Vücut teypleri, içerimizdeki ruh, onları zapt eder. Yarın ikra kitabı dediği vakitte, bu elcikler, bu ayakcıklar, hep söylerler ve şehadet ederler. Diyeceksin ki nasıl söylüyorsun sen ya? Ne yapayım diyeceksin. Söyleten söyletiyor. Bugün bir ağaç parçasını insan söyletebiliyor, tahta parçasını söyletebiliyor da Rabbi dediğim şeyler neden ibaret mesela? Maddelerden ibaret. Bu maddeler bugün gözümüzün önünde konuşurken Allah varlığının bunları nasıl zapt edemeyeceğine şaşmak bu dallalıktan ibaret. Allah Teala'nın kudreti bunu bizim içimize koymuştur. Bu içimizde mütemadiyen işliyor. Geceli gündüzü. Pili de içinde, ceryanı da içinde. Bütün hadiselerimizi alıyor oraya. Onun için sabahta akşamda istiğfar eder, yalvarırsak onlar silinir. Candan yaparlar. Yarın karşımıza tertemiz olarak çıkar. Onun için hem istiğfarımızı yapalım hem de bu hiç mesabesinde olan günahlardan da son derece sıkılmak suretiyle Allah sevgisinin içimize girmesine ve Allah-u Teala'ya olan hürmet, saygı ve tazımızın da son derece güzel olması için Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Gıybet bugün çok acı bir derttir yani. Yalnız şu kadar var ki gıybet denilince muhakkak birinin diğerinin arkasında konuşması demek değildir. Mesela bir dinsizin dinsiz olduğunu duyurmak gıybet değildir. Bir sarhoşun sarhoşluğunu duyurmak gıybet değildir. Bir hırsızın hırsızlığını duyurmak gıybet değildir. Çünkü onlardan Müslümanlara zarar gelmesin diye onları duyurmak lazım. Onları saklamak caiz değil. Onu duyuracaksın ki öteki Müslüman da ondan korunsun. Bu gıybet Müslümanların Müslümanlar hatadan da salim değildir. Onların aleyhinde konuşan konuşmalardır. Bu gıybet çok günahdır. Ne kadar günah? O kadar büyük günah ki halkla kabul etmez. İnsan anasına zina eder, etmez. Hiç olacak şey değil yani. Onun 33 tane zinasına bedel demişler. Bu Müslüman arkadaşın, hele bir hoca arkadaşı mesela, hafız arkadaşı, din adamı, camiye geliyor, 5 vakit namazını kılıyor. Bunların arkasından gıybetlerini yapmak, mesavvalarını söylemek, onun şanına, şerefine keder verecek, onun zilletine mucib olacak şeyleri duyurmak ve çok büyük günahdır. Onun için diyor ki, zina eder insan, günahsız zina. Bir zina eder. Fakat tövbe eder, rahatlık ben bu işi yaptım ama tövbekar. Bir daha yapmayacağım diyor. Olur ki Allah affeder. Ama gıybetinki öyle değil. Gıybet sahibi tövbe de etse kabul etmiyor Allah. Ta sen kimi gıybet ettiysen gideceksin de diyeceksin kardeş ben senin hakkında aleyhinde şöyle konuştum. Hata etmişim. Şimdi senden af istiyorum. Beni affeder misin? O da affederse Allah ondan sonra affediyor. Allah'ın affı kulun affından sonra geliyor. E bunu da yapabilecek babayı pek az çıkar. Gitsin de özür dilesin. İnsanın kibri, varlığı, benliği müsaade etmez ki onlara. Hadi kendinden büyük bir adam olursa ona kolay gitti ama küçük adam kendinden küçük gördüklerine gidip de özür diledin. O imkanı yok. Hamdın la yagfiruluhu hatta yagfiruluhu sahibuhu. Allah muhafız etsin cümlemizi.